Bibi bizi ziyarete geldi. Merhaba Bibi. Merhaba sizleri gördüğüme sevindim. Ben küçük bir cadıyım ve büyü yaparım. Bibi Blocksberg, Bibi'nin aşık olduğu günün sabahı. Şu hale bak. Öpücük öpücük, aşk mı aşk, bıktım artık. Hep aynı şey, hep aynı şey. Bu işlere ne diyorsun kedicim? Kesinlikle hepsi saçmalık. Bibi, acele et, geç kalıyorsun. Ha? Hayır, okul var. Geliyorum anne. Evet, bugün ilk olarak Bibi Blocksberg tahtaya gelecek. Yine çok geç kaldı. İnanılır gibi değil. Birazdan geleceğine eminim Bayan Menimek. Bu iş böyle gitmez. Bibi Blocksberg. Özür dilerim Bayan Menimek. Bibi, hemen şimdi tahtaya gel. Hemen. Olamaz. Evet. A + 15 = 100/A olursa burada A'nın değeri nedir? Bilmiyorum. Bibi. İskelet bile senden iyi matematik yapar. Anya manya, çok şanslısın. İskelet dans etmeye başlasın Bibi. Usandım artık. Özür dilerim. Anya manya zil çalsın, büyü ortadan kalksın. Büyü. Bibi Blocksberg, umarım yakın bir zamanda sana büyü yapacak. Bana mı? Bu mümkün değil. Kim bana büyü yapabilir ki? Affedersiniz. Ben 8B sınıfını arıyorum. Aman tanrım, ne kadar yakışıklı. 8B mi? Bizim üstümüzdeki sınıf. Merdivenlerden çıkıp sola dön. Teşekkür ederim. Bekle, ben göstereyim. Dur Bibi. Genç sınıfını kendi bulabilir değil mi? Bibi, matematik sorusu. Cevap 5 sevgili Bayan Menimek. 5. Ne dedin sen? Ne dedin? Ama Bibi. Evet, bu cevap doğru. Bundan şüpheniz mi vardı? Beni bekle. Benim acelem var. Anya manya, süsler asılsın. Kırmızı halı merdivenlere yayılsın. Bibi. Ne? Aa! Harika değil mi? Bu gerçekten tehlikeli. Ben Bibi Blocksberg. Sen kimsin? Benim adım Joachim. Harika bir isim, Joachim. Hey, bu halin ne? Sen delirdin mi? Bırak beni lütfen. Nasıl istersen Joachim. Hey, benden ne istiyorsun? Bırak da geçeyim. Hayır. Evet. Hey, dur. Hayır. Kızdığı zaman o kadar tatlı oluyor ki. Hey, bana. Hadi bu tarafa. Hadi benlere. Hadi oğlum, hadi. Hey bebe, sen neden yemiyorsun? Ben bir daha asla bir şey yemeyeceğim. Nedenmiş o? O benim kalbimi çaldı. Yeni gelen genç mi? Oh. Joachim. Bibi, sen gerçekten aşık olmuşsun. Aşık mıyım? Sahiden öyle mi düşünüyorsun? Elbette canım, bazı şeyler düşündüğünden daha çabuk olur. Pekala, nerede oturduğunu biliyor musun? Hayır, ama kesinlikle bulacağım. Ne? Hoşça kal. Joachim, sonunda. Yine mi sen? Prensim. Sen hiç normal değilsin. Doğru. Çünkü ben bir cadıyım, gördün mü? Ne? Cadı mısın? Benimle dalga mı geçiyorsun? Benim annem de cadı. Tanrım, ailecek çılgınsınız siz. Dondurma yemeye gidelim mi? Dondurma mı? Ben bebeklerle dondurma yemem. Oyuncağını al ve evine git. Ben bebek değilim. Bu da patates püresi. Evet, söylediğim gibi bebeksin. Ama ben sana aşık oldum. Sen de bana aşık olursan hiç pişman olmazsın. Büyü de gel, tamam mı? Bu kadar kolay kurtulamazsın. Anya manya dosi. Gidelim patates püresi. Büyü büyü. İşte burada. Hadi patates püresi. Soyadı Bushberg. Joachim Bushberg. Bibi Bushberg. Joachim ve Bibi Bushberg. Anya manya, şaka yapalım. Gökyüzüne dumanla yazı yazalım. Bibi. La 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 la. Merhaba Bibi. La 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 la. Hadi otur Bibi, yemek birazdan hazır olacak. Hı ne? Bibi. Anne, ben o kadar mutluyum ki. Ne kadar güzel. Anne, o kadar mutsuzum ki. Kızım. Bak, sevdiğin çorbayı yaptım canım. Sevdiğim çorba mı? Evet. Büyük bir porsiyon Joachim lütfen. Demek böyle. Bir porsiyon Joachim. İyi de Joachim kim? Ah anne. Anne, ben hiç böyle yıldız gibi parıldayan gözler görmemiştim. Ve içimden o kıvırcık siyah saçların arasında kıvrılıp yatmak geliyor. Joachim'in saçları böyle kıvırcık, gözleri böyle parlak mı? Hı. Ah anne. Gerçekten korkunç bir haldeyim. Ah. Hmm. O senin duygularını biliyor mu peki? Aa, elbette. Ne diyor? Benim çılgın olduğumu söylüyor. Yanıldığını söyleyemem. Evet, böyle bir şeyi bekliyordum. Öyle mi? Karnım aç değil anne. Ben odama gidiyorum. Bibi, bir şeyler yemen gerekiyor. Bunu mutlaka Bernard'a anlatmalıyım. Bernard. Evet, bil bakalım ne oldu hayatım. Tahmin edeyim, Bibi komşunun kedisine büyü yaptı. Ne? Bibi aşık mı oldu? Kesin babasına olmuştur. Ne? Bir gence mi? Vay küçük bebeğim benim. Ah. Evet, küçük bebeğimiz ilk kez gerçek aşkı tadıyor hayatım. Sen beni görmeye mi geldin canım? Ve biliyorsun, bizim için ilk aşk çok önemlidir canım. Biz normal insanlardan daha çok etkileniriz. Bir yerde sanki büyülenmiş gibi oluruz, biliyorsun değil mi? Şimdi ne yapacaksın Barbara? Hiçbir şey. İlk aşk için yararlı olabilecek bir büyü yok Bernard. Ah Joachim. Benim Joachim'im. Joachim. 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 Seninle uçmak harika bir şey. Bir daha asla yalnız uçmayacağım. Şuraya bak. Ay. Hadi etrafında bir tur daha atalım. Prensim. Değerli prensesim. Eğer izin verirseniz sizin adınıza kötü ejderhayı öldürmeye gidiyorum. Aşkımın göstergesi olarak eşarbımı yanına al. Seni her zaman koruyacaktır prensim. Nerede olursam olayım hep aklımda olacaksınız prensesim. Biliyorum kalbimin şövalyesi. Önce büyü, tamam mı? Tamam peki, o zaman ben de büyürüm. Evet. Tıpkı böyle olacağım. Annemin büyü kitabından gereken büyüyü bulacağımdan eminim. Ama aslında bunu yapmamalıyım. Joachim için yapacağım. Ha? Yeni moda kataloğumuzda gönlünüzün çektiği her şeyi bulacak ve yeni modaya aşık olacaksınız. Kedilerimizin bayıldığı türden bir kedi mamamız var. Hem balıklı hem etli bir arada. Kedinize tattırmayı unutmayın. Senin burada ne işin var? Sessiz. Olduğun yerde kal, tamam mı? Hayır. Tamam. Pancar yaprağı, kurbağa bacağı, tavuk tüyleri. Tamam, işte oldu. Şimdi güzel biri olacağım. Harika. Evet Joachim. Beni dondurma yemeğe davet ediyorsun ha? Bakalım önümüzdeki hafta zamanım var mı? Anya manya, kocaman el patates püresi sessizce gel. Büyü büyü. Evet, artık gidelim. Anya manya dosi, hadi gidiyoruz patates püresi. Büyü büyü. Ah canım süpürgem. Hadi lütfen düzel artık. Ah, hop. Ah. Ah. Ha? Evet tatlım. Yürüyüşe çıkmak ister misin? Ya, özür dilerim. Sizi tanıyor muyum? Ben senin rüyalarının büyümüş kızı Bibi'yim. Olamaz. İnanılır gibi değil. Benden büyümemi istemiştin değil mi? İşte karşındayım. Şimdi benimle gezebilirsin değil mi? Hadi gidelim. Galiba ben aklımı kaçırıyorum. Buralarda gizli kamera falan mı var? Aa, harika görünüyorum değil mi? Senin için yaptım. Bu işin güzellikle ilgisi yok. Önemli olan duygular. O zaman bana iyice bak ve aşık ol Joachim. Asla. Aa. Keşke çirkin biri olsaydın. Aa. Aptal şey. Tamam. Çirkin olmamı istiyor öyle mi? Pekala, dediği gibi olsun. Tamam kedicik. Bibi'yi sevdiğini biliyorum ama onu bir süre yalnız bırakırsak çok iyi olacak değil mi canım? Şimdi bana aşık olacak değil mi? Şimdi gerçekten çok çirkinim. Lütfen, lütfen. Böyle bir şey olamaz. Hayır olamaz. Anya manya kırık dal. Büyü hemen geri al. Büyü. Şimdi ne yapacağım? Umarım Bibi aptalca bir şey yapmaz. İlk kez aşık olduğu için mi? Şimdi onu yemeğe çağıracağım. Bibicim ne oldu hayatım? Anne, bana aşık olmak istemiyor. Hadi gel canım. Önce yemeğini ye, tamam mı? Büyü yapıp kendimi çirkin hale getirdim. Kendini çirkinleştirdin mi? Bence kızımız çıldırdı hayatım. Gizlice laboratuvara mı girdin Bibi yoksa ha? Evet anne. Bibi son kez söylüyorum. Büyü kitabı sana yasak. Bunu biliyorsun öyle değil mi canım? Evet anne. Diğer insanların duygularını zorlayamazsın. Bunu büyüyle de yapamazsın. Asla yapamazsın. Evet anne tabii ki biliyorum. Zavallı küçüğüm. Yeri gelmişken Bibi, annenle ben bu akşam dışarı çıkacağız. Seni yalnız bırakabilir miyiz tatlım? Elbette. Marita bana gelir, ödevlerimizi ya da başka bir şeyler yaparız. Sonra hiçbir şey söylemeden kapıyı yüzüme çarptı. Gerçekten çok kötüydü. Erkekler kötüdür. Bak ne diyeceğim ama ne yazık ki sen aşk büyüsü yapamıyorsun öyle değil mi Bibi? Aferin Marita. Bunu daha önce neden düşünmedim? Bu gerçekten harika bir fikir. Aslında anneme söz verdim ama... Ne? Yok bir şey. Hadi gel benimle, hadi. Dikkat et Joachim. Sana büyü yolluyoruz. Evet işte buldum. Aşk büyüsü tarifleri. Numara 1, numara 2, 3, 4. Vay ne kadar çok. Bence bu iyi, bunu yapalım. Bibi, bak burada ne yazıyor? Sadece ilk aşktan sonra yapılabilirmiş. Bunun bir anlamı yok. Biraz geri çekil lütfen. Deus amor magnus ac. Joachim'in aşkını özgür bırak. Rüyalarımın prensi olmasına izin ver. Bibi. Evet. Joachim benim olacak. Aşk büyüsüne içelim. Çabuk tesir etti. Harika. Joachim? Evet, söyle kalbimin kraliçesi. Onu bir gül demeti haline getirmişsin Bibi. Hayır, her zamankinden bir farkı yok. Merhaba Joachim, nasılsın? Güzel hanımefendi, hayatımın ışığı. İzin ver bedenimi ve ruhumu ayaklarına sereyim. Şehzadenin bahçesinden çaldığım bu gülleri kabul etmeni rica ediyorum senden. Pekala, tamam kalbimin prensi. Çiçekleri oturma odasına götür. Vay canına. Tatlım. Seni gördüğüm zaman kalbim yerinden çıkacakmış gibi atıyor. Seni dinliyorum prensim. Hey. Sevgilim benim. Ne? Hayır, bırak asla beni. Bence olduğun yerde kalsan daha iyi. Hayır bir tanem. Saçların güneş gibi sarı ve sesin yıldızların şarkısı gibi. Hayır. Ve dudakların. Baksana Joachim, sen aklını kaçırdın. Bana öpücük ver, öpücük ver, öpücük ver, öpücük ver, öpücük ver. Tamam, bu kadar yeter. Anya manya kırıktan büyüğü geri al Bibi. Hayır, neden işe yaramadı? Öpücük, öpücük. Sadece bir öpücük. Kaçma benden kalbimin prensi. Lütfen beni. Gel buraya. Ne? Onu rahat bırak. İmdat! Öpücük. Ne oldu? Bernard daha hızlı git. İçimde garip bir his var hayatım. Bibi ile ilgili. Öpücük ver, öpücük ver. Öpücük. Öpücük ver, öpücük ver sevgilim. Ne olursa olsun bir öpücük ver. Başka bir şey istemiyorum. Ancak rüyanda görürsün. İmdat, anne baba. Sevgili prensesim, krallığımı ayaklarının altına seriyorum. Yardım et anne. Ben yine... Bibi, yine büyük kitabımı kullandın, öyle değil mi? Evet. Efendim, lordum, majesteleri. Bunları bana mı söylüyor? Bana kızınızın elini verin. Ben fakir bir prensim ama doğuştan asilim efendim. Anya manya, kırık dal, büyü, geri al, büyü, büyü. Neredeyim ben? Neler oldu böyle? Sen. Evet, harika bir iş başardın Bibi. Evet. Sen Joachim olmalısın. Biz Bibi'nin ailesiyiz. Şu anda bizim evimizdesin çünkü Bibi sana büyü yaptı. Büyü mü? Yani o gerçekten cadı mı efendim? Ama Bibi sana söylemişti, öyle değil mi? Evet, ama ben şaka yaptığını düşündüm. Ya olamaz. Ona sert davranma. Büyü yapmayı öğreniyor. Genç cadılar bir sürü hata yapabilirler. Bibi. Evet anne. Bu odanlardan bir şeyler öğrenebildin mi hayatım? Evet anne. Ne büyüyle ne de başka yollarla insanların duygularını zorlamamak gerek. Kesinlikle evet. Ne kadar güzel bir kedi, öyle değil mi? Onu ben de severim. Evet, bu şoku atlatmak için hepimiz limonlu birer çay içelim, ha ne dersiniz? Bayan Blocksberg, benim eve gitmem gerekiyor. Merak etme, ben seni götürürüm. Sen de Joachim'i evine uçurursun Bibi. Evet, elbette. Nasıl yaptım bilmiyorum ama tıpkı bir aptal gibi davran. O kadar da kötü değildin. Büyüyene kadar başına böyle şeyler gelecek. Yani bana kızgın değil misin? Kızgın mı? Hayır. Yarın buluşup dondurma yiyelim mi? Ne dersin? Dondurmayı severim. Sen yanımda olduğunda canım sıkılmıyor. Tabii ki. Çünkü ben genç bir cadıyım. Yaşasın!